Balıkesir'deki mevcut iki devlet hastanesinin bugüne kadar yapılan yatırımlarla günün koşullarına uygun hale getirilmeye çalışıldığını belirten Uğur şöyle konuştu. Bu hastanelerin fiziki yetersizlikleri nedeniyle kente yeni bir hastane yapılması kararlaştırıldı. Sağlık Bakanı Recep Aktağ ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 850 yatak kapasiteli eğitim ve araştırma hastanesinin Balıkesir'e kazandırılmasının önünde engel kalmadı. Kampüs hastane niteliğinde yapılacak yeni hastane binası ile ilgili proje hazırlıkları son aşamaya geldi. İzmir yolu üzerindeki Adliye Sarayı yanında bulunan arazinin hastane yapılmak üzere belediye tarafından Sağlık Bakanlığı'na devri gerçekleşti. Büyük bir eksikliği giderecek bölge hastanesinin temelinin bu yılın ilk yarısında atılacağını belirten Uğur, hastanenin 2014 yılı içinde hizmete girmesinin hedeflendiğini bildirdi. Balıkesir'in 25 yıllık ihtiyacına cevap verecek yeni hastanenin yaklaşık 250 milyon liraya mal olacağını ifade eden Uğur, Balıkesir Devlet Hastanesi'nin eski binalarının da yıkılarak yerine günümüz koşullarına göre yeni ek binalar yapılmasının planlandığını anlattı. Uğur, Gazi Osman Paşa mahallesindeki Atatürk Devlet Hastanesi ile eski doğum ve çocuk bakım evinin ise yeni hastanenin hizmete girmesiyle Toki'ye devredilmesinin kararlaştırıldığını söyledi. Balıkesir'in sağlık alanında önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Uğur, diş hastanesi ile üniversitemiz bünyesindeki tıp fakültesi hastanesinin yeni binası tamamlanmak üzere eğitim ve araştırma hastanesi için geri sayım başladı. Bunlar tamamlandığında Balıkesir bölgenin sağlık üssü niteliğini kazanacak. Vatandaşlarımız dertlerine derman aramak için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak diye konuştu.